Herkese yeni bir videodan merhabalar. Her yıl düzenli olarak çekmiş olduğum videoyu dedim ki artık 2021 yılına bu kadar yaklaşmışken bir an önce çekmem gerekiyor. Biliyorsunuz her yıl kanalda düzenli olarak ajanda kullanımı ya da işte bu yıl kullanacağım ajandayı sizlerle birlikte paylaşıyorum. Bu videoda biraz daha böyle ajanda kullanımından bahsetmek istiyorum. Sonra yeni ajandamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ben önceki videolarımda da söylediğim gibi ajanda kullanmaya üniversitedeyken başladım ve hep böyle hani görüyordum ajanda kullanan kişileri. Ya diyordum ki ne kadar bir insanın hayatında etkisi olabilir? Yani neyi değiştirebilir? Sonuçta ben bir şey yapmak istemiyorsam o şeyi yapmam diye düşünüyordum. Sonra bir kırtasiyeye girdim ve çok güzel bir ajanda gördüm. Dedim ki alayım hadi bakalım. Yani bir deneyeyim ben de. Ondan sonra o ajandayı aldım ve kullanmaya başladım. Gerçekten o zamandan beri de her sene böyle mutlaka bir ajanda almaya çalışıyorum. 2 senedir Mia Planner'ı kullanıyordum. Fakat bu sene Mia Planner'dan vazgeçtim. Bunu da bir videoda sebeplerini anlatmıştım. O videoyu koyarım buraya. Hani kısaca da bahsedecek olursam biraz fiyatındaki artıştan dolayı ve biraz gerçekten çok fazlasıyla kapsamlı bir ajanda ve bu sene özellikle benim çok fazla işime yarayamadı. Sürekli evde olduğumuz için ben nasıl diyeyim biraz böyle her şeyi yazamadım. Yani full online derslerim olduğu için ajandaya çok fazla ihtiyaç duymadım açıkçası. Genelde her şeyim böyle online bir şekilde zaten işte dersim olduğunda işte EBA'ya bakıyorum vesaire. Ya da yazın zaten derslerimiz çok fazla böyle yoktu. Genelde evdeydim. O yüzden hani bu yüzden de böyle çok ajanda kullanamadım. Dedim ki bu sene birazcık daha uygun fiyatlı, biraz daha basit bir ajanda alıp işime devam edeyim. Önceki senelerin ajandalarına da bakabilirsiniz. Belki onlardan sipariş vermek istersiniz siz de. O yüzden onların da linklerini aşağıya koyuyor olacağım. Açıklama kısmına oradan bakabilirsiniz. Ajanda bende ne gibi etkileri oldu? Bir kere ajanda kullanmadan önce gerçekten böyle ben çok şeydim. İşte hadi bunu yaparım ya, yarın şunu yaparım, bunu yaparım falan diye böyle ortalıkta geziniyordum. Ama sürekli işte diyordum hani yarın bu işi yapmam gerekiyor. Tamam, yapmam gereken işi biliyorum ama yarın o işi yapasım gelmiyordu. Yani aklımda sürekli ama işte yaparım diye böyle erteliyordum. Ya da yapacağım dediğim şeyi unutuyordum. O yüzden hani ajanda bir kere yapacağım şeyleri unutmamama yardımcı oluyor. Ve direkt hani böyle aklıma geldiği anda direkt onu yazabiliyorum oraya. Ve daha sonra onu yapacağım gün geldiği zaman şimdi onu yapmadığımda, ben ajandaya yazıp da yapmadığımda bir vicdan azabı çekiyor insan ister istemez. Çünkü siz onu orada görüyorsunuz ve yapmamışsınız. Bu beni kötü hissettiriyordu ve ajandada bunu sürekli gördüğüm için bende bir düzen sağladı diyebilirim. Yani onu orada görüyor olmak, işte yapmadığını görüyor olmak sizde biraz daha o şeyi yapmaya itekliyor. Bu yüzden ajanda bir kere erteliyorsanız bir şeyleri size onu yapmanızı sağlıyor diyebilirim. Çok unutkan biriyseniz gerçekten çok faydasının olduğunu göreceksiniz. Yani çünkü her şeyi yazdığınız için oraya unutma imkanınız yok. Açık ajandaya baktığınızda görüyorsunuz. Özellikle işte böyle önemli şeyleri zaten unutmaz insan ama küçük şeyleri not alıyorum. Mesela bazen bu videoyu çekeceğimi unutuyorum diyelim ki işte şu gün şu videoyu çek, bugün bunu yap. Ve ben o şeyi yazdığım zaman oraya ve o şeyi gerçekleştirip yanına tik attığım zaman insan da böyle ruhen bir doygunluk oluyor. Yani bir şeyi başardım hissiyatını görüyorsunuz ve insan böyle gereksiz bir şekilde mutlu oluyor. Bilmiyorum ben. Bu beni mutlu ediyor. Oraya tik atmak, şey yaptığınızı gösteren bir ibare koymak insana başardım hissiyatı veriyor ve daha çok motive ediyor sizi yapacağınız diğer şeyler için. Aynı şekilde bir de mesela hayatınızın daha düzenli olmasını sağlıyor. İşte planların karışmamasını sağlıyor. Çünkü bazen birisine söz veriyorsunuz ama bakıyorsunuz o tarihte bir şey var. Hop ajandadan onu kontrol edebiliyorsunuz. Özellikle benim şu an online ders verdiğim için saatler karışabiliyor mesela ve ben onları direkt oraya yazıyorum, günü şey yapıyorum falan bu açıdan. Ben online'dansa yazılı olarak bir şeyleri daha çok seviyorum. Yani online ajandalar çok bana şey gelmiyor, çok hoşuma gitmiyor açıkçası. O yüzden böyle yazarak "Aa, bu ders bitti" deyip onun üzerini karalamak böyle insana aşırı bir motivasyon sağlıyor da diyebilirim. Zaten hani ajanda nasıl kullanılır vesaire bununla ilgili video çekmiştim. Bu videoda çok uzatmak istemiyorum ama ben ajandadan ne bekliyorum? Size biraz bunlardan bahsedeyim. Şimdi tabii ki de hani ajandanın benim için birazcık böyle renkli, cıvıl cıvıl olması gerekiyor. Mia Planner bunu tam anlamıyla karşılıyordu. O yüzden hani böyle siyah beyaz ajandaları çok sevemiyorum. Çünkü ben ajandayı süslemeyi, renklendirmeyi becerebilen bir insan değilim. O yüzden biraz daha bana böyle süslü, her şeyi full, hazır olmuş olması gerekiyor. Yani böyle kendimin çizmemem gerekiyor. Hani bir şeyleri benim yapmamam gerekiyor. Böyle bir ajanda arıyorum. Onun haricinde sadece planlarımdansa
ne bileyim işte beğendiğim bir sözü, ondan sonra okuduğum kitapları, o ayki kilomu, alışveriş listemi, yani kilo kontrolümü yapacağım, işte habit tracker'lar oluyor ya, işte bugün şunu yap, bugün bunu yap, tik 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 falan, hani böyle şeyler oluyor. Yani böyle bir şeyler içeren bir planner istiyordum. Bunları şimdiye kadar tam anlamıyla karşıyan Mia planner, ama dediğim gibi bu sene ondan devam etmiyorum. Yine ona benzer bir ajanda almaya çalıştım ben de. Eğer ki sizin de hani beklentileriniz bu yöndeyse, bu benim almış olduğum ajandaya bakabilirsiniz. Hatta Instagram'da da beni takip eden birisi yazışmıştık, işte senin videomda gördük, tavsiye ettin, aldık, ajanda çok güzel vesaire diye. Ben de sizinle hem ajandayı göstereceğim şimdi, hem de nasıl kullanıyorum ben ajandayı. Biraz böyle göstererek anlatmaya çalışacağım sözlü olarak. Gelin şimdi 2021 ajandama bakalım. Evet, 2021 ajandam bu. Bir önceki, yani şu an hala kullanıyor olduğum 2020 ajandam da bu. Mia Planner. Bunu anlattığım video var zaten. Ona detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Onun linkini hemen şuraya bir yere ve açıklama kısmına koyuyorum. Bu ajanda mükemmel ötesi, ama bu sene bununla devam etmiyoruz maalesef. Ben ajandamı Trendyol'dan aldım. Markası da şu. Hemen göstereyim. Evet, bu markaya ait bir ajanda, ama tabii ki farklı sitelerde de bulabilirsiniz. Ben sadece aldığım yeri göstermek istedim. Fiyatı da uygun fiyatlı bir ajanda, 30 lira falan. Bir kere şu olay çok güzel ajandalarda bu. Çünkü ajandanın hani böyle açılıp gitmesini engelliyor. Ve bir kere normalde ilk sene ananaslı bir şey tercih etmiştim. İkinci sene kış temalı bir kapak tercih ettim. Bu sene de böyle dedim ki 2021'in bize güzel bir şekilde gelmesi gerekiyor. Ve o yüzden böyle çiçekli bir ajanda tercih ettim. Bir kere ajandada şu olay çok önemli. Bakın size şundan bahsedeyim. Buralara, çünkü niye? Klasör gibi olduğu için buraya işte koymanız gereken notları. Mesela ben bazen buraya alışveriş fişlerini vesaire koyuyordum. Bu açıdan bu çok önemli bence. Hani ajandalarda bunun olmasına dikkat edebilirsiniz. Çünkü buraya herhangi bir notu sıkıştırabiliyorsunuz. O yüzden bu olay çok güzel. Bununki biraz küçük Mia Planner'a göre, ama bence yetiyor zaten. Hiç önemli değil. Daha sonra stickerları olması. Ben sticker kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Bazen de kullanmaya kıyamıyorum. Mia Planner'ın stickerları hala duruyor. Ve bununkiler de bu şekilde. Bakın iki sayfa sticker var ve bunlar bence çok güzel. Böyle renkli stickerlarla ajandayı daha ne kadar renklendirirseniz insanı gerçekten o kadar motive ediyor. Sonra şöyle renkli bir sayfası var. Bu ajandanın sahibi deyip buraya adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Şimdi şu da çok önemli, bakın. Burada önemli günler, haftalar var, tarih var. Bakın burada tarihi görebiliyorsunuz. İşte hangi gün hangi güne denk geliyor. Bakın burada önemli günler ve tatillerin bulunmuş olduğu bir sayfa var. Burada bu da çok iyi, çünkü hani bir plan yaparken vesaire hani buna bakmak iyi oluyor. Ardından burada bir mottosu var. Mottolar da insanı böyle bazen motive edebiliyor. Bence en önemli şeylerden bir tanesi ajandada şöyle genel bir görünümünün olması. Daha sonra teker teker böyle günlerin bölündüğü şeylerin olması. Çünkü bir kere hani genel görünüme direkt böyle atıyorum işte 3 ay sonra bir planınız var. Direkt bunu yazıyorsunuz. Bu burada duruyor. Ve burada ajandanın hani şeyin olması da çok güzel. Küçük bir görüntüsünün, işte takvim gibi. Bu çok güzel. Buraya da bu ayın alabileceğiniz notları. Mesela ben bu ay buraya aldım. İşte önemli olan şeyleri ekliyorum. Ya da genelde ben şu kısmını şöyle kullanıyorum. İşte o ay izlediğim diziler, o ay okuduğum kitaplar vesaire varsa buraya bunları yazıyorum. İşte bazen kilo takibimi falan yazabilirim diye düşünüyorum bu ajanda için. Bu açıdan güzel olur. Buraya da zaten genel olarak artık ne yapıyorsanız bunları yazıyorsunuz. Bakın önemli günleri de böyle göstermesi de çok iyi. Yılbaşı mesela 1 Ocak gibi gösteriyor. Bu da çok iyi ajandanın kullanımı açısından. Sonra bu ayla ilgili artık bu ay ne yaptıysanız. Mesela bu ay okuduğum kitapları yine aynı şekilde daha uzun uzun yazmak istiyorsanız. Çünkü bu kısım kısa ya. Bu ay okumuş olduğunuz kitapları. Ondan sonra yine dediğim gibi kilo takibimi yaptığım için bu ayki kilo değişimi vesaire. Ondan sonra gezmiş olduğunuz yerleri, bu ay çekeceğiniz videoları vesaire. Bunları ben böyle not alıyorum genel bir kısma. Sonra zaten onlardan videolarımda bahsediyorum. Burası da yapılacaklar listesi. Genel olarak işte mesela atıyorum bu ay ajanda ile ilgili bir video çek. Direkt buraya yapılacaklar listesine not alıyorum ki böylece unutmuyorum.
Sonra burada şöyle bir görünüm var. Ajandam Cuma gününden 1 Ocak'tan başlıyor. Ben buraları teker teker böyle kendim dolduruyorum zaten. Ve yanlarını stikerle süslemeyi çok seviyorum. Ajandama neleri yazıyorum? İşte dersim varsa o gün yapmam gereken onların saatlerini yazıyorum. İşte bazen yapacağım yemeği yazıyorum. Unutmamam gereken işte diyorum ki markete gittiğimde şunu almayı unutma. Ya da şunu yapmayı unutma. İşte temizlik yapmayı unutma. Cilt bakımını unutma vesaire. Böyle günü detaylı olarak planladığınızda gerçekten o gününüz çok düzenli gidiyor. Hatta bir gün böyle ajandaya uygun bir gün geçiririz. Belki bunu da vloglarım güzel olabilir. Siz de görmüş olursunuz. Böyle bütün günleri bölmüş işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diye. Cumartesi, pazar. Gerçekten yazı yazma yerleri çok geniş olduğu için rahat rahat yazarsınız diye düşünüyorum. Mesela 10 Ocak çalışan gazeteciler günüymüş. Enerji tasarrufu haftası. Böyle de buralarda da yazması gerçekten güzel, önemli günleri. Bir de ben genel olarak şu sayfaya birinin doğum günü ise genelde şu kısımları öyle kullanıyorum. Yani mesela işte atıyorum 1 Ocak kimin doğum günüyse hemen oraya not alıyorum. 2 Ocak kimin doğum günüyse. Hani bu kısmı biraz daha önemli şeylere, özel günler için ayırıyorum. Artık burada yani gidip de şuraya şunu yazmıyorum işte cilt bakımı yap gibi değil. Önemli şeyleri oraya yazıyorum. Ama önemsiz olan bir tık daha, onları daha detay olan şeyleri bu sayfalara yazıyorum. Bu şekilde gidiyor ajandanın içerisi. Gördüğünüz gibi gayet yeterli bir ajanda aslında bakıldığınızda. Daha sonra bir sonraki aya geçiyor. İşte Şubat ayı. Ondan sonra bütün ayları size şöyle göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hani kapaklarınıdır vesairedir. Mesela bakın bu Mart ayının sayfası. Şöyle burada Mayıs ayı var. Nisan nereye gitti bilmiyorum. Burada Nisan var. Güneş zihnimde parlıyor diye bir mottosu var. Güzel. Ve ormana gidiyorum aklımı kaybedip ruhumu bulmak için. Bu Mayıs'ın. Bakın burada bayram. Mayıs bayağı dolu. Ramazan bayramı, arifesi, emek, dayanışma vesaire. Bayağı tatilin olduğu bir ay geçecek Mayıs ayında. İnşallah güzel bir ay geçiririz de. Şöyle Haziran ayı, Temmuz ayı. Kendine karşı sabırlı oldu. O da hiçbir şey yıl boyunca açmaz. Böyle Ağustos ayı. Eylül. Ekim ayı da çok güzelmiş. Bazı sayfalar iki sayfa şeklinde dikkat ediyorsanız bazıları tek sayfa gibi. Ayın bitişine oranla herhalde yapmışlar. Şöyle Kasım ayı. Ve son Aralık ayına da göstereyim. Aralık da çok güzel değil mi? Şöyle. Bu da Aralık ayı. Bakın aralarda böyle boş sayfalar falan var. Not alabileceğiniz. Buralara da notlarınızı alabiliyorsunuz. Buraya bazen işte gezdiğim yerleri falan yazıyorum. İşte ya da ne bileyim gereksiz. Burası da böyle not alabileceğiniz sayfa. Kimisi not almayı çok sever. Ben o kadar çok sevmediğim için hani benim genelde boş kalıyor. Genelde ben şey yapıyorum buralara işte alışveriş, neye ne kadar harcadım vesaire. Böyle gelir gider kontrolü için çok işime yarıyordu. Böylece ajandayı bitirmiş olduk. Sonlarında da böyle boş sayfalar var. Bu boş sayfalar gerçekten çok işe yarıyor. Mesela ben genelde bu boş sayfalara video fikirlerimi yazıyorum. Böyle tık 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 tık. Sonra şu ay şu videoyu çek, şu ay şöyle bir şey yap falan. Hani bildiğiniz not aldığınız bir sayfalar serisi diyebiliriz ve ajandamız şöyle kapayla bitiyor. Şu olay güzel ama gerçekten hani açılıp kapanmasını engelleyen bir şey. Kısacası benim 2021 ajandam bu şekilde. Bu videoda hem sizinle 2021 ajandamı paylaştım hem bu ajandayı nasıl kullandığımı gösterdim. Zaten genel olarak bir ajanda kullanımı ile ilgili video çektiğim için hani bu videoda özellikle ajanda şöyle kullanılır, şuna dikkat edin vesaire çok fazla konuşmak istemedim. Önceki yılların videolarını aşağıya koyacağım. Oradan onları izleyebilirsiniz. Sonuçta 2019-2020 yıllarının ajandalarını da görmüş olursunuz. Çünkü farklı Mia Planner'ın ajandaları onlar. Onları da görüp belki sipariş vermek isteyebilirsiniz. Sizler böyle ajanda kullanmayı seviyor musunuz? Yoksa yok ben ajanda kullanmıyorum falan mı diyorsunuz? Nasıl? Ajanda kullandıktan sonra ya da önceden benim gibi mi düşünüyordunuz? Ajanda kullanımı insan hayatını hani ne kadar değiştirebilir ki diye mi düşünüyordunuz? Kullandıktan sonra fikirleriniz değişti mi? Gerçekten merak ediyorum. Benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Siz bu sene neyin ajandalarını kullanıyorsunuz? Ya da tavsiye ettiğiniz bir ajanda markası var mı gerçekten? Ben her sene böyle artık ajandalarımı değiştirme kararı aldım en iyisini bulana kadar. Hem de böyle sizlere de göstermiş oluyorum farklı farklı ajandaları. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim videoyu. 2021 yılı için umarım bu ajandayı güzel şeylerle,
güzel anılarla doldururuz, güzel hedeflerimizle doldururuz, güzel yaşadığımız şeylerle doldururuz ve 2021 yılı için çok güzel böyle, bilmiyorum, olumlu bir şekilde 2021 yılına girmek istiyorum ve yeni bir ajanda, yeni bir başlangıç, yeni hayaller, yeni hedeflerin belirlendiği bir yıl. Umarım 2021 yılı hepiniz için çok güzel geçer. Şimdiden hepinizin 2021 yılını, yeni yılını da kutluyorum bu videoyu izleyenlerin. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.